Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis güllaç yapacağız. İlk olarak tenceremizin içine 1,5 litre sütümü aldım. Üzerine 2 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve eriyene kadar karıştıracağım. Kaynatmıyorum, sadece şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Şekerim eridi, ocağımın altını kapatıyorum. Ben güllacımı böyle bir yuvarlak tepsiye yapacağım. Siz hangi tepsi yapacaksanız o tepsinin dibine 2 kepçe kadar sütümden alıyorum. Üzerine güllaç yapraklarımı güzelce yerleştiriyorum. Bu şekilde kırabilirsiniz, hiçbir sakıncası yok. Tekrar üzerine sütümden gezdirip ıslatıyorum. Şimdi ikinci güllaç yufkamı da güzelce yerleştiriyorum. Bu şekilde kırdım. Tekrar üzerine sütümden ilave ediyorum. Üçüncü yufkamı da aynı şekilde yerleştiriyorum. Benim 10 tane güllaç yaprağım vardı. 5 tanesini altına, 5 tanesini üstüne şeklinde ayıracağım. Bu şekilde güzelce ıslatıyorum. 5. yufkamı da tepsime yerleştiriyorum. Üzerine sütümle ıslatıyorum. Şimdi ister ceviz, ister fındık, ister fıstık ne koymak isterseniz ben ceviz ilave ediyorum. İri dövülmüş cevizlerimi 5 yufkamdan sonra güzelce yerleştiriyorum. Üzerine 5 tane güllaç yapraklarımı aynı şekilde yerleştireceğim ve her yaprağımın üzerine tekrar sütümden gezdireceğim. Ramazan ayının olmazsa olmazı güllaç ama bayram sofralarına da çok yakışan bir tatlı. Şimdi son güllaç yaprağımı da güzelce yerleştiriyorum. Eğer gül suyu seviyorsanız son kalan sütünüze 2 yemek kaşığı kadar gül suyu ilave edebilirsiniz. Bizde gül suyu sevilmediği için ben ilave etmedim. Son kalan sütümüzü ilave ediyoruz ve bütün sütümüzü güllacımızın üzerine gezdiriyoruz. Güllacımız bu şekilde hazır. 1 saat kadar dinlenmesi için bir kenara alıyoruz. Daha sonra süsleyip servis edeceğim. Güllacım dinlendi. Üzerini süsledim. Şimdi servis tabağını alacağım. Bakın bütün sütü çekti. Bu şekilde yumuşacık, arasında ceviziyle çok güzel bir lezzet. Deneyen herkese afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.